Kemençi dersinden herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün yine katıl butonundan gelen bir istek vardı üyelik bölümlerinden. Özkan Pekin'e ait Dönmüşsün Ne Yarar adlı türkü. Bunu göstermeye çalışacağım size. Yani çok zor bir türkü değil. Sadece işte gidiş ve geliş yaylarında bazı kesimlerde işte tek yerde iki ses alma olayı var. Mesela fa mi gidip işte re mi gelmeler filan. Onlara dikkat etmeniz gerekecek. Zaten videoda bunları anlatacağım. Esasında bir de işte re döre geçişimiz var her zamanki gibi. Derse geçmeden önce de abone olan arkadaşların abone ol butonunun yanında bildirimler var, o zilleri. O zili açın ki video paylaştığımda sizin karşınıza hemen düşsün ve videoları takip edin, izleyin. Başka da söyleyecek bir şeyim yok, derse geçebiliriz. Arkadaşlar ders videosuna başlıyorum. Kemençemin akordu fa kararda. Fa kararı olanlar arkadaşlar ayarlayabilirler. Şimdi ilk başta her zamanki gibi düz göstereceğim. Yani süslemeleri pek yapmadan göstereceğim. İşte yeni başlayan arkadaşlar için. Sonrasında videonun devam kısmında da süslemeli şekilde göstermeye çalışacağım. Şimdi şöyle bak. Şuradan nasıl yapalım biliyor musunuz? Şu iki parmağınızla inin aşağıya. Buradan la'lara ineceğiz. Şu alt taraflara. Ama çok da inersek bak şimdi. Şöyle bir ses alacağız bak. Sesimiz bu. Böyle bir şey yapacağız ama bak. Ses bu. Çok inersen bozar. Az, şöyle az da inersen de olmaz. Tam şurada. Böyle arayın. Bak normalde burada serçe parmağın buradayken buraya ineceksin. Şurası şurası. Başlıyorum derse. İndik buraya. Düz gösteriyorum. İlk öncesinde 1 2 3 4. 1 2 3 4. 4 defa böyle gidip gel gidip geleceksin yayla. Bakın iki parmağım ince telde yayım ince ve orta tele sürtüyor. Bunu yapacağız. Çıktım böyle. İlk iki parmağım orta ve kalın telde. Bunlar ince telde. Bak. Bu. Geri geldim. Serçe aldım. Çift ses geri geldim. Tek ses gittim. Çift ses geri geldim. Bu. Bu. Do al. Sonrasında düzü bu şekilde olur anca. Yani şeyler çok var. Bak. Ya bir yayda geri çekerken mesela şöyle mireler var. Böyle hareketler var. Düz kısmı böyle başı. Bir de devam şu kalın tarafına geçelim. Orası da şöyle do'dan başlayacağız. Orta ve kalın telden. Bak. Böyle bir şey. Bak burada fa mi re gibi bir şey var.
hani süslemeli tabii işte notayla isteyen arkadaşlar da var ya. Şimdi bu şekilde çalarsan işte tam tat vermiyor. Bunu tam yani kemençe tavrıyla çalmak lazım ki işte süslemelerle, parmaklarla işte gayet o zaman güzelleşiyor. Ama yine de sizin için bir kalıp olur. Bu kalıp üzerinden süslemeli gösterdiğinde de çalışabilirsiniz. Süslemesiz düz çalınmış kısmını bu şekilde göstermiş olayım. Şimdi süslemeli bölümüne geçelim. Yine aynı şekilde başlıyoruz bak. Şimdi burada birkaç tavır var, onu da göstereceğim. Mesela şöyle başladık ya. Şimdi şurada yapıyoruz ya. Burada şöyle bir şey de var bak. Orada yaptım. Bak. Yaptım. Şurada çektim. Tekrar şöyle bir gittim geldim. Belki yeni başlayan arkadaşlar için zor olabilir ama orada öyle bir tavır da var. Şimdi bu şekilde aldı. Bak. Burada mi re'yi süsleyerek serçe süsledi. Do kapattı. Do diyorum fa. Bak hep süslemeler var. Kapalı. En baştan. Bu. Sonrasında serçeyle sonrasında geçiş, redo geçişi. Bu. Bak iki parmak kesinlikle orta ve kalın telde. Şu iki yani serçe parmağınız ince tene de vurabilir. Benim kemençem biraz yöresel bir kemençe olmadığı için ben inceye vuruyorum. Buraya vursam biraz bozuk ses alıyor. Ama yöresel kemençeniz varsa şurada da alabilirsiniz. En baştan.
şarkısıyla. Geçelim şimdi diğer bölümüne. Burada es veriyoruz bak. Ya ileride kaldı, es verdim geri geldim. Es, geçiyoruz ikinci bölüme do'dan. Kalın ve orta telde, parmaklarım iki parmağımda. Serçe de girilir devreye. Serçesi göstereyim ilk. Böyle bir hareket var. Burada şurada tek yay. Tek yay bak. Şöyle bir şey var. Ama süsteme de ağır. Bu. Yani hareketlerin çoğunda bir yayda iki ses çok var bak. Bak mesela aldım. Fa fa mi. Fa mi re. Bak yine fa mi aldım. Re. Bak. Re mi re aldım. Bak yine fa mi re yine aldım. Şimdi. Bak. Fa mi. Bu şekilde gidiyor en baştan. Sesinizi önce şöyle bulun. Çalabilirsiniz. Biraz daha süslemeli mesela şöyle hareketler de var dedim ya. Mesela kemençede kullanılıyor mesela. Çok zor bir hava değil ama işte bir yayda çift sesler çok var. Tamamen yöresel bir hava. Belki biraz zorlanabilirsiniz ama işte çalışınca o tek sesleri kaçırmamak lazım mesela. Şu redo geçişlerine çok çalışın. Dediğim
demiştik ya, her havanın, her kaydenin içinde bu hareketler var. Onlara çalışın. Daha kolay ve basit yapabilirsiniz. Dersimizin sonuna gelmiş bulunalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada YouTube'daki o abone ol butonunun yanındaki bildirimleri, zili aç bölümünü unutmayın. Zili açın ki videolar hemen önünüze düşsün ve izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.